Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in yaşadığı romantik saatlere gidiyoruz şimdi de. Burak Özçivit sevgilisinin 29. yaş günü için harika bir kutlama organize etti ve bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı. Burak Özçivit'ten sevgilisi Fahriye Evcen'e düğün gibi doğum günü kutlaması. Fahriye Evcen'e gelen bu sürpriz hediye ünlü çifti de meraklandırdı. Onu sorma. Onu biz de merak ediyoruz. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın. 4 Haziran 1986 Almanya doğumlu Fahriye Evcen'e sevgilisi Burak Özçivit'ten düğün gibi kutlama. Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen'in 29. yaş günü kutlaması için İstanbul Beşiktaş'ta bir mekan ayarladı. Ünlü çiftin birçok yakın arkadaşı da kutlamaya katıldı. Burak Özçivit, Happy Birthday yani iyi ki doğdun yazısını oluşturan 13 dev balon aldı. Dev balonlar tüm mekanın penceresini kapladı. Çift gece boyunca hem oynadı hem de romantik şarkılarda işte böyle dans etti. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın. Gazeteciler balonların arasından ünlü çifti görüntüleyebilmek adına büyük uğraş verdi. Gece boyunca çiftin birbirlerine bakışları aralarındaki büyük aşkın kanıtıydı. Birbirlerinin gözünün içine bakarak dakikalarca dans eden çift oldukça mutluydu. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın. Gece sonunda ünlü çiftin balonları mekan çalışanları tarafından araca bağlandı. Fahriye Evcen kutlamada adeta hediyeye boğuldu. Spor kıyafetler tercih ederek geldikleri mekandan son olarak Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ayrıldı. Ünlü çift soruları yanıtladı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Gördük. Çok. Zaten ayda yılda bir kere. Evet, onda aynen. Da sanki kına gecesi düğün kıvamında bir doğum günümüz. Her doğum günümüzde eğlenmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan biriydi. 29. yaşına basan Fahriye Evcen çok mutluydu. Dostlarım sağ olsun o kadar eğlendiler ki biz de öyle. İyi ki bizdeydi onlar da bugün. O yüzden çok eğlendik. Çok güzel bir eğlence. Romantik dansları, birbirlerine bakışları, kocaman balonlar ve mutlu suratlar doğum gününün en çok dikkat çeken detaylarıydı. Ancak her şey bir yana, şu mekandan çıkan gizemli hediye bir yana. Onu sorma. Onu biz de merak ediyoruz. Ciddi nasıl gidecek? Onu benim en yakın arkadaşım verdi ama evet, sağ olsun. Burada açmayın mı? İçi boşmuş onun. O kaftan çizecek. Ben kaftan çok seviyorum. Kendisi de aynı zamanda resimle ilgileniyor. Benim kaftan durumunu da bildiği için tuğayla böyle ben bir şeyler çizeyim diye o hazırlatmış. Burak Özçivit'in sevgilisine bir takı seti hediye ettiği konuşulmuştu. Burak Özçivit bu konuya açıklık getirdi. Doğum günü hediyesi konuşulmaz. Daha doğrusu hediye konuşulmaz. Onun bir özelliği vardır. O bir sürprizdir. O bir güzelliktir. O yüzden onun üzerine konuşmak doğru olmaz. Ünlü çiftin mutlu gecesinde bir merak edilen konu daha açıklık kazandı. Fahriye Evcen şarkı söylemek için stüdyoya girmişti. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yok. Evet, yok. Aynen o çok doğru olan bir haber değil. Ancak böyle bir çalışma olmadığını belirten Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlerinin yolunu tutmak için araçlarına bindi. O meşhur kaftan tablosundan oluşan gizemli hediye az daha unutuluyordu. Mekanda çalışan bir kişi hediye ile ünlü çiftin aracının başında bekledi. Bagaja sığmayan kaftan tablosu ünlü çiftin oturduğu arka koltuğa dizlerinin dibine yerleştirildi. Hediye araca alındı ve ünlü çift yola çıktı. Araçları balonlarla masalsı bir görünüme kavuştu.